Merhabalar efendim, ben Melahat. Çiçekli Balkon kanalındasınız. Terastayım şu anda, hepiniz terasıma hoş geldiniz. Güzel çiçeklerimle sizlerle yine birlikteyim. Yeni bir videoda sizler de görün istediğim güzelliklerden açanlar, muhteşem olanlar, yeniden açanlar var. Özellikle bu kampanula. Evet, bu güzellik kampanula. Mavişin beyazı. Gelin tacı olarak biliniyor bizde değerli dostlar. Ve bu yıl ikinci açışı bu. Muhteşem açtı, muhteşem, çok güzel. Muhteşem bir bitki, seviyorum zaten. Bunu da, mavi olanı da. Bakın mavişimiz aşağıda. Onun çiçekleri geçti. Normalde bu da onun gibi bir defa açıp ondan sonra bitiriyordu. Fakat bu yıl bu ikinci açışı ve dolu dolu açtı. Bakar mısınız, daha tomurcuklar var açacak olan. Muhteşem bir güzelliksin sen. Severim ben seni, severim. Evet, biliyorsunuz çan çiçekleri çok çeşitli olan türler. Bunlar bizim yerli türlerimiz, bu da mavişte. Daha çok babaanne çiçeği olarak biliniyor. Yani eski babaannelerde, eski bahçelerde kalmış türler. Fakat şu anda yaygınlaştı. Çoğu serada ben görüyorum, artık satışı da var. Ulaşılması kolay. Artık her yere yayılsın istiyorum ben de. Çok güzel. Herkeste olsun. Herkeste olsun, her bahçede olsun. Bu güzel türler değerli dostlar. Bakar mısınız? Gelin tacından hiçbir farkı yok. O kadar çok sevilmiş ki, birine maviş, aslında lila rengi, birine de gelin tacı denmiş. Yapay çiçek görünümünde muhteşem bir güzellik. Çok güzel çiçekler, muhteşemler. Tabii ki kışı soğukta geçiriyorlar, etkilenmiyorlar kardan buzdan. Yazında böyle güzel çiçekler açıyorlar, aslında mevsimlik diyebiliriz biz bunları. Evet, bunu çekmişken size şöyle kısaca da terastan görüntü almak istiyorum. Evet, Nertera şu anda bu saksının içine geçti. Buraya koydum çünkü kuşlar çok kopardılar, yoluyorlar resmen. Kızımı böyle saksı içerisine aldım, kafes içerisine. Ve şuradan şöyle sizlere sardunyalarla devam etmek istiyorum. Şu güzellikleri de göstermeden geçmek istemedim. Bunlar kaktüsün yazın çiçek açan çiçeklerinin tohumları. Bunlar tamamen tohum kesesi. Fakat bunları yenildiğini söylüyorlar. Yiyenler var. Yeniliyor. Ben denemedim ama. Yani bir tür, bir nevi meyve. İçi tohum dolu. Böyle bir güzellik. Bu da ayrı bir güzel duruyor üstünde. Tohuma durduğu zaman da çiçekliyken farklı güzel. Böyle de başka bir farklı güzel, değişik bir formda oluyor değerli dostlar. Evet, yine her zaman olduğu gibi bu muhteşem güzellik bütün bir yaz açtı, yorulmadan, dinlenmeden sürekli açan mili Euphorbia. Mili bizim meşhur dikenler tacımız. Daha önceleri daha büyüktü çiçekleri. Yavaş yavaş küçülerek devam edecek. Güneş az gördüğü zamanlarda böyle demek ki çiçekleri küçülüyormuş. Evet, bakın güzelliğe. Ve sardunyalar vazgeçilmezim. Kesinlikle vazgeçemiyorum. Çok sevdiğim türler. Sardunyalar, evet. Lale sardunya. Yıldız sardunya. Bakar mısınız şu güzelliğe? Çok güzel bir rengi var. Ve Red Pandora. Yine lale sardunya. Çok sevdiğim türlerden biri. Rengi de muhteşem. Bu renk muhteşem bir renk. Çok güzel. Kameraya tam rengi yansımıyor. İnanın. Muhteşem. Evet, yine yıldız sardunyam.
güzellikte belli aralıklarda farklı açıyor böyle. Bazen tamamen karışıyor renkleri, bazen böyle hareli ortadan farklı renklerde güzellik çiçekleri. Evet. Ve malurka. Çok güzel, çok harika. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bütün bir yaz açmadan durdu. Sıcakları sevmiyor galiba. Serin havalarda yeniden açmaya başladı. Şu güzelliği sizler de şöyle görün istedim. Evet, yine bir yıldız sardunya. Bu da çok güzel bir tür. Pembe beyaz açan bir güzellik. Ve denizse gül sardunya. Açmaya başladı. Çok bodur bir sardunya bu değerli dostlar. Hiç uzamıyor. Çok bodur. Çok. Yine bir lale sardunya. Demin size onu geçmiştim. Bu tarafa doğru. Şöyle sihirbaz sardunyalardan başlayalım yine. Devam edelim. Evet. Bakar mısınız? Bu da sihirbaz sardunya. Bir dalda hem bu renk hem bu renk açabiliyor. Bazen çilli açıyor böyle. Hareli açıyor. Yine bir güzellik. Evet, vaktini dolduranlardan bu çiçeği. Ve Sedum Sieboldi. Variegat olan türü. O da çiçeklenmeye başladı. Çiçekler muhteşem. Evet değerli dostlar. Şöyle sukulentleri de sizlere kısaca bir geçmek istiyorum yine. Görün istedim. Evet. Kalonşo marmorata. Evet, Crassula multicava. Yine bir Crassula türü. Şöyle çilli yapraklı. Çok fazla kıvırcık değil ama yaprak formunu seviyorum. Evet, şöyle görüntülemek istiyorum bunları da. Güzellikler. Perlelerden vazgeçemiyorum. Çok güzel türler bunlar. Echeveria'ların belki de en çok sevdiğim türlerinden biri perle. Evet, bu da Sedum Sarmentosa. Çok güzel variegata yaprakları olan güzel güzelliklerden biri. Evet. Yine sevdiğim türlerden biri. Evet değerli dostlar, bakın şimdi çiçek saplarıyla ilgili. Çiçek sap kesilmeli mi, kesilmeli mi, kesilmemeli mi, yavru mu, çiçek mi diye bakıyorum bazı kanallarda. Böyle tereddütte kalanlar var. Bunlar yavru değerli dostlar. Bakın bunlar kesilmez. Bu yavrularını uzatarak veriyor. Hakeza bu da öyle. Bunlar yavru. Çiçek sapı değil. Bunlar kesilmez. Fakat bu çiçek sapı, bakın. Bu çiçek, bunda herhangi bir yavru belirtisi yok zaten, vermez de, sadece çiçek. Bunların kesilmesi lazım. Kesilmesi gereken çiçekler, gösteremedim, şöyle çevirmek istiyorum. Evet, kesilmesi gereken çiçek sapları bunlar değerli dostlar. Bakın, evet, düştü, kırıldı da. Hiçbir belirti yok, yavru belirtisi. Fakat bu çiçek sapı değil. Tamamen yavru vermiş olan, küçük bebişleri olan opalina. Opalina genelde diplerinden vermiyor. Çoğalmıyor. Yani yapraktan çoğaltabilirsiniz. Fakat şöyle dal uzatarak dalların ucunda böyle küçük minik minik yavrular oluşturuyor. Evet, perleler de öyle. Bakın bunlar çiçek sapı değil değerli dostlar. Bunlar çiçek sapı diye kesilmez. Evet. Tesbih Sedum'un çiçekleri. Bunlar da şöyle minik minik karanfil kokulu güzel minik çiçekler.
Çiçek açmayan hiçbir tür yok. Bakar mısınız şu güzelliğe? Yine bir aranjman. Dolu dolu. Seviyorum böyle dolu saksıları. Ve yine bu güzelliklerim. Evet. Bu afra da çok yayıldı. Bunu buradan çıkarmam gerekiyor. Yoksa diğerlerinin kökleri gelişmeyecek. O yüzden çıkarmam gerekiyor. Bu da bir kalonşo türü. Özel bir tür. Çok büyüyor mu? Büyümüyor yıllardır. Aşağı yukarı aynı. Alttan yapraklar çok dökülüyor. Onun dilini bir türlü çözemedim değerli dostlar. Evet, Aynium'larda en çok sevdiğim türlerden biri. Aynium. Floresens. Evet değerli dostlar, Aynium'lardan çok sevdiğim bir tür. Aynium Emeraldice. Ve Aynium Floresens. İkisi de muhteşem türlerden. Çok sevdiğim türlerden ikisi de. Severek yetiştirdiğim türlerden variegataları biraz daha çok seviyorum biliyorsunuz. Bunlar da, bu güzellikler de benim en çok sevdiğim türler Aynium'lar içerisinde. Aynium Sunset'i de çok seviyorum. Fakat şu anda elimde yok. Edindiğim zaman inanın mutlu olacağım. O da çok güzel bir tür. Yine variegata. Fakat bunların ikisi de, bu Emeraldice de aynen öyle. Muhteşem bir tür yavruları var. Floresens de aynen öyle bir tür. Çok güzeller. Çok. Şu anda tam verimli zamanları, havalar serin, hafif hafif yağmur alıyor. Biraz da güneş gördükleri zaman değmeyin keyiflerini. Evet değerli dostlar, yine Aynium'lardan, alacalı türlerden, yani variegata türlerden biri Aynium Suncup. Bunu ben geçen yıl aldım, şöyle küçük bir 5,5'luk saksıda. Yine çok sevdiğim türlerden biri. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Alacalı türlere ayrı bir merakım var. Yani variegatalara ayrı bir merakım var. Çok güzel bir tür. Severek yetiştiriyorum bunları. Aynium türlerinden yine, fakat arboreum değil değerli dostlar. Çok benziyor. Henüz renklenmedi. Bunların farklı olduğunu biliyorum. Fakat isimlerini bilmiyorum. İnanın biraz büyüyünce anlayacağız. Ne çok güzel türlerden bir türüm de bu. Çok seviyorum Aynium'ları. Evet. Klasik olanlar Aynium Arboreum bu. Ve yine bir morum var biliyorsunuz. Geçen gün sizinle bunu tazeledik. Takip edenler bilir. Kök çürümesi olmuştu. Yeniden kestim. Bu güzellik de böyle muhteşem bir güzellik. Evet. Kotledon tomentosa çiçekli şu anda. Dolu dolu açtığı zaman muhteşem oluyor. Patili sukulent diyebiliyoruz. Kedi patisi, ayı patisi gibi isimler olan tüylü yapraklı böyle güzel bir sukulent tür. Evet, ismimiz Kotledon tomentosa. Evet, şöyle akşam üzeri sizlere şöyle bir görüntü almak istedim. Güzellikler görünce sizlerle de paylaşmak istedim. Evet, bu Pulvinata türlerinden. Şu anda çiçek açmak üzere ama bu görüldüğü gibi değil ya. Hemen açmıyor inanın. İlkbahara anca açar bu çiçekler. Çok güzel turuncu çiçekleri olan, kızarmayan türlerden. Bu Pulvinata'nın bütün türleri kızarmıyor biliyorsunuz. Bir de kızaran güzellik var. Muhteşem ondan da var. Fakat bunun da çiçekleri çok güzel. Çiçeklerini seviyorum. Çiçeklerinden dolayı yetiştiriyorum. Evet. Bakın şu çiçek sapı. Bunun kesilmesi lazım. Bunda yavru
verme ihtimali yok değerli dostlar. Evet, Krasula gollum, şire kulağı dediğimiz güzellik. Ve yine bu güzellikler. Evet, yakut kolyesi. Sabah çok güzel bir çiçek açıyor. Çiçekler şu anda kapalı, sarı papatyalar şeklinde. Şunlar çiçekler değerli dostlar. Ve kaktüslerim. Evet, Euphorbia. Trigona, süt ağacı. Euphorbialar hepsi süt ağacı. Sütlü engiller familyasından olan türler. Bu da Trigona. Evet, ezan okunuyor. Evet değerli dostlar, akşam ezanı okundu. Hepinize huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Dualarınız kabul olsun inşallah. Bir daha yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.